Merhaba yoldaşlar. Bir kez daha kongreyi uzaktan izlemenin yüzünü ve pek çoğunuzla uzun zamandır kucaklaşamamanın özlemiyle hepinizi selamlıyorum. İlk defa partimiz kongreye uzun bir hazırlık sürecinin ardından giriyor. 6 ay aşkın süreçtir parti kongre hazırlık döneminde pek çok tartışma yürüttük. Mart ayından bu yana elimizde metinler var. Karar tasarılarımız uzun zamandır elinizde, çeşitli bölgelerde, yerellerde tartışmalar yürüttük. Bence önemli bir olgunlaşma sağlandı. Ve en önemlisi de bu tartışmaların yapılabilmesi için demokratik bir ortam, sosyalist demokrasi işleten bir ortam kurabildik. Bundan sonrası artık bu kongreden bu olgunlaşmayı tamamlamak ve net kararlar çıkartmakta. Ve tabii esas önemli olan da bu çıkmış kararları kongre salonundan sonra hayata geçirmekte. Esas sınavımızın kongre bittikten sonra başladığını hepimiz biliyoruz sanıyorum. Bu noktada söylemek istediğim şu, partimizin birikimleri, hem tarihsel birikimleri hem mevcut durumda Türkiye'deki sosyal mücadeleler içerisindeki yaygınlığımız, coğrafi yaygınlığımız, kadro kalitemiz ve birikimimiz esasında bu kongrede işaret ettiğimiz, tartışmaya başladığımız pek çok kararı hayata geçirebilmek için bunun sosyal mücadelelerdeki karşılıklarını, yankılarını alabilmemiz için potansiyel barındırıyor. Mesele bu potansiyeli gerçeğe çevirmekte, bu potansiyeli olması gerektiği noktaya taşımakta. İki gündür tartışıyorsunuz, tartışıyoruz. Gerçekten de kritik bir süreçteyiz, bir dönemeçteyiz. Bu dönemeçte, bu dönemecin nasıl alınacağı hepimizin bundan sonraki 10-20 yılını belirleyecek bir karakter taşıyor. Şahsen ben şöyle bakıyorum önümüzdeki döneme, bu bir yıl içerisinde ya geri dönüşümün önü açılacak ya da ben de buradaki uzun süredir sürgün kalan yoldaşlarım gibi buralarda kalmaya devam edeceğim. Mesele benim açımdan biraz da kişisel diyebilirim bu anlamıyla. Bu kongrede işaret ettiğimiz, aldığımız sosyalist yeniden kuruluş paradigmasına dayanarak ilerlettiğimiz karar tasarılarını hayata geçirmek için ve en önemlisi, şu an ülkemizin yüz yüze kaldığı, yüz yüze olduğu faşizm tehlikesini bertaraf edip demokratik ve sosyal cumhuriyet mücadelesinin önünü açabilmek için hepimizin rutinlerini kırması gerekiyor. Hepimizin alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Hepimizin bu dönemde sonuç alınabilecek mücadeleler, müdahaleler edebileceğimizin farkında olmamız gerekiyor. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi gerçekten de hem tarihsel birikimleri hem sosyal mücadelelerdeki varlığıyla bu müdahaleye büyük katkı yapabilecek durumda. Yeter ki bunun farkına varalım. Yeter ki bunun cesaretini gösterelim. Yeter ki bunun yaratıcılığını geliştirebilelim. HDP'nin içerisindeki pozisyonumuz olsun. Sınıf mücadelesinde eksikli halimizle bile ettiğimiz etki olsun. Kadın mücadelesinde, ekoloji mücadelesinde, LGBT mücadelesindeki pozisyonumuz olsun. Bu coğrafyanın tarihsel komünal dinamikleriyle ilişki kurmaktaki gerek Arap kimliği, gerek Alevi kimliği, gerek soykırımlardan geriye kalmış büyük acılarla hesaplaşma anlamında gerçekten de o topraklarda yeniden kuruluşu kendi küllerinden yaratabilecek bir dinamiğe sahibiz. Bu anlamıyla da kongremizi selamlıyorum. Partimizin yeniden kuruluşu paradigmasına, bunu yapabilecek iradesine güveniyorum. Hepinize sevgiler, selamlar diliyorum.